Şeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Munitulab'ın 11. dersini okuyoruz. Külliyate 5'den artık yavaş yavaş ne ediyoruz? Başlıyoruz. وَلَمَّا اَرَادَ الْمُسَنِّفُ اَنْ يُلَمِّحَ اِلَى كُلِّ وَحْدٍ مِنْ هَذِهِ الْاَبْوَابِ. Ne zaman ki musannif irade etti ki bu zikrettiğimiz 9 bab, egelesi sayarsak bu 10 babın her birine ari ari telmih işaret yapmak isteyince rattaba. Bakın ve lemma ne zaman ki erâdel musannifü musannif irade eten yülemmihe neysin? Ha demek ki yülemmihe tabiriyle işaret etti ki musannif burada bu ebvabları, bu kitapta uzun boylu tafsilatı ne etmiyor? Zikretmiyor ya. Böyle veciz bir şekilde işaret gibi bir zikirle ne ediyor? Zikir ediyor. Yani kısa bir şekilde bahsediyor. En yülemmihe ila kulli vahid min hazihil ebvabi. Bu babların her birine işaret etmek istedi. Yani toplu halde değil, her birine ayrı ayrı işaret etmek istedi. Ne zaman? Her biri ayrı ayrı mucize olarak zikir etmek istedi. Niye eraden yülemmühe? Niye erade? Tesilen li tullabi. Tullab, talibin cemidir. Talebelere biraz kolaylaştırmak için, kolaylık olsun diye mantıki, biraz onlara kolaylaştırmak için ne ediyor? Bu ebvabları veciz olarak ne ediyor? Zikrediyor. وَلَمَّا اَرَادَ الْمُسَنِّفُ Ne zaman ki müsennif irade eti en yülemmihe ile kulli vahid min hazile bu abitesen yittullab rettebeha. Bu babları ne eti? Ne eti babları? Tertip eti. Tertip ne demek? Zekereha bir tertip. Yani tertip ile sırayla ne eti? Zikreti. Peki sırayla zikreti. Sıralamayı nasıl yaptı? Ala vefki ma eşerna ileyhi. Vefk mesel mana muvaffak. Yani ala muvaffakati ma eşerna ileyhi. Yukarıda biz nasıl işaret ettikse o bizim işaretimizin muvaffakatince tertip etmek istedi. Biz hani mebade tesavvurat, makasit tesavvurat, mebade tesikat, makasit tesikat, sonra ebuab-ı hamseye geçtik, o şekilde zikrettik. Musannif da bunları bizim işaret ettiğimizin doğrultusunda muvaffakatince ne eti? Sıraladı. Ne eti? Fe, madem musannif bu ebvabları bizim işaret ettiğimize göre, bizim işaretimizin muvaffakatine göre tertip etmek irade etmiş. E bizimkinde de ne vardı? İstavcı kulat-ı hemse, mebadi tesavrat öndeydi. Onun için fesaret, takdim-i mebahisi İstavcı vacime aleyh. Madem bizim muvaffakatimize göre tertip etmiş, o zaman İstavcı'nın mebahisleri Musa'nın üzerine ne oldu? Vacip oldu. Madem bizim işaretimize göre tertip ediyor. E bizim işaretimizde önce ne vardı? İsavucu vardı. Önce ne vardı? Mebadi tesavvurat vardı. O zaman mebadi tesavvurati önce zikretmek, takdim etmek müsannif üzerine ne oldu? Vacip. Bu vacibi istihsanidir. Yoksa vacibi şer'i akli değildir. Rattebaha fekale dedi. Ba'de zikril hutbeti. Artık kitabın hutbesi bitiyor. Hutbetin zikrinden kitabın dibacesi bitti. Hutbesi bittikten sonra fekale İsa uci. Peki. Şimdi fekale ne üzerine tefri ediyoruz? Rattebaha. Tefri burada olmaz. Ha, rattebaha mana erade tertibaha. Zikrumu sebep ne diyor? Zikrumu sebep iradetu sebep. Nasıl oluyor? Lema erade ne zaman ki musannif iradeten yülemmihe retteba. Orada bak sıkıntı yok. Lema eraden yülemmihle kulli vahidin minha erade tertibe. İradetu tertib, iradetu telmih üzerine tefredi. Sıkıntı yok. Fesaret takdim ve bahisi İsa-ı aleyhi bunun da iradetu tertib üzerine
Tefre yapmakta bir ne yok? Sıkıntı yok. Ama rettebeha manasını alırsak fekale rettebeha'nın aynısı olur. Tertip ne olmaz? Tefre burada caiz olmaz. Neyse İsa Huci. Ey haza babu İsa Huci. Tefsir fayda vereyim. İsa Huci mahzuf bir mübtedaya, mahzuf bir hazaya haberdir. Ala takdiril mudaf. Ala ne? Ala takdiril mudaf. Nedir? Babudur. Haza mübteda, babu hazan haberi İsa Huci mudaf ilehidir. Tabi haza mübteda hasve gidiyor, çok yerlere gider. Babu onun haberi. Babu hasve gidince bu haberin mudafu ilehisi olan İsa Huci mahzuf bir mübteda artık ne oluyor? Haber oluyor. Ama hakiki haber İsa Huci değil de İsa Huci'nin mudafi olan nedir? Babdir. Şimdi bu İsa Huci hal hazır kulliyat-ı kemse demek. Asıl manası nedir? Diyor ve huve İsa Huci lefsun yunaniyun murakkebun min selasi kelimatin. Lefsun yunaniyun. Yunani bir nedir? Lefstir. Yunancadır. Asıl itibariyle Yunan lügatına göre murakkebun min selasi kelimatin. Kaç kelimeden murakkep? Üç kelimeden murakkep. El evvelu is. Manası nedir? Is. Manahu ente. Sen. Ve sani ikinci kelime ahu. Manahu ene. Demek ente ene. Sen ben. Ve salisu manası yok. Manası değil. İkinci kelime, üçüncü kelime iji. Bak iji. Manahu semme. Semme ne demek? Ey fihazel mekan. Yani burada semme mekan içine olan ismun işaretleri. Mana nasıl gelir? Sen, ben buradayız. Bu mekandayız. Oldu. Pek is ağu. Yanına getirin. O sini artık ağu. Oradaki hemzen herkese sine ver. İki elif cem oluyor. Elifin birini hasbet. İsa-u. İ-ci. O hemze de derecede gitti. İsa-u-ci oldu. Peki. Yunanca manası ne olduğunu öğrendik. Murakkep bir lefizdir. Üç lefizden murakkep. Her bir lefizin ayrı ayrı manası var. Sümme nakalehul mantıkiyyûn. Mantıkiler Yunan'dan bu kelimeyi naklettiler. Ve cealuhu alemen lil kulliyatil hamsi. Kulliyat-ı hamseye ne yaptılar? Kulliyat-ı hamse nedir? Ani en nev'e vel cinse vel fesle vel hasete vel aredel amme. Mantıkiler bu mürekkep olan nefsi Yunani İsa Huci naklettiler. Cins, nev, fesl, hasa, aredel amme ne ettiler? Alem yaptılar. Hal hazır İsa Huci, İsa Huci demek kulliyat-ı hamse demek. Peki sebep nedir? Niye bu kulliyat-ı hamseyi İsa Huci lefziyle ne etmişler? İsimlendirmişler. Vaktulife fi sebebi tesmiyyetiha bihi. İhtilaf oldu. Nerede ihtilaf oldu? Fi sebebi tesmiyyetiha. Bu kulliyat-ı hamsenin tesmiyesi bihi. Bu İsa Huci lefziyle niye isimlendirilmiş? Tesmiyenin sebebinde hilaf olmuş. Üç tane görüş var. Bak fakih ile birinci görüşe göre. Hatta burada bir haşi diyor. Bu görüş diyor. Fakhreddin Razi'nin görüşüdür. Oldu mu? Fakih ile inne hakimen minel hükemâil mutekaddimin. Mutekaddim eski hükümlerden, Yunan hükümlerden biri evde koymuş tilkel kulliyati bu kulliyat-ı hamseyi inde şahsin. Bir şahsın yanına koymuş. Müsemmen bi İsa Huci. O şahsın ismi neydi? Cins, nev, fesl, hasse, aradul amı yazmış. Demiş al İsa Huci bunları al mutala yap hele sen bunlardan ne anlarsın? Ve kana olmuştu o şahs, İsa Huci ile müsemme olan şahs yutali'uha. Ne ediyordu? Bu kulliyat-ı hamseyi mutala'a ediyordu.
Ama fema lehu kuvvetu istihraci ma fiha. Fema lehu yoktu. Kime yoktu? O şahsa. Kuvvetu istihraci idafelidir. Ma. O maaniler ki fiha bu külliyatı hemsete olan şeyler çağırmaya gücü yoktu. Yani bu külliyatı hemse bilecek kadar gücü yokmuş. O da mutala ediyor. Çıkarmaya çalışıyor. Sümme ca'el hakimu. O kulliyat-ı hemseyi o İsa'ucu yanına bırakan kişi geldi. Ve kare'e okudu o şahs. O İsa'ucu ile müsemme olan şahs okudu. Ha bu kulliyat-ı hemseyi okudu. İndehu kimin yanında? Hakimin yanında okudu. Ve kâne zâlekel hakimu. Olmuştu o hakim. Yuhatibuhu. O şahsa hitap ediyordu. Bi ya İsa hocal halu keza. Mesela diyor ya İsa hoca enne u keza vel fasu keza vel cinsu keza. İkide bir el halu keza ve keza diye ne ediyordu? İkide bir ya İsa hoca hal böyledir, hal şöyledir. Bak bu kulliyat-ı hemse esnasında o hakim ikide bir İsa hoca ile ne ediyordu? Telaffuz ediyordu. Ondan da dolayı fesare lefsu İsa huci alemen laha. Kulliyat-ı hemse ne oldu? Pek buna göre tesmiyenin sebebi, gerekçesi, münasebeti ne? Feala haza yekunu tesmiyeten li şeyi kulliyat-ı hemse'dir. Bir ismi kari'i onları okuyan, çağırtan değil. Okuyan kimdi? İsa huci ile müsemma olan şahsi. Min kabili tesmiyeti şeyi bir ismi kari'i. Bir şey kendi karının ismiyle ne olmuş? İsimlenmiş. Oldu. Ve kıyla ikinci vece innehu bu İsa uci kana alemen lil hakimi lezi istahreca bu kulliyat-ı hemseyi çıkartan ve devvelha bunları tedvid eden, telif eden, yazan kişinin neydi? Adidi. Sümme cu'ile alemen laha. Sümme cu'ile kılındı. Bu İsa uci alemen laha. Kulliyat-ı hemseye ne oldu? Eskiden bu kulliyat-ı hemseyi istihraç eden, tedvid edenin ismiydi. Sonra kulliyat-ı hemseye ne oldu? Sümecül alemullah. Kulliyat-ı hemseye alem oldu. Fe'ala hazır bu ikinci ihtimale göre yakunu tesmiyeten lil mustahreci kulliyat-ı hemse. Bi ismil mustahreci bi ismil mustahreci. Mustahreci kim? Hakim. Oldu. Başka gerekçeler de var. Onlara girmiyorum. Ve kıyla innehu bu İsa huci lefsi kâne fil asli ismen li verdin. Bir gülün ismiydi. Lehu hamsu verakatin. O gülün 5 tane yaprağı vardı. 5 yaprağı böyle. 5 yapraklı ne bak 1, 2, 3, 4, 5. 5 yapraklı bir gülün neydi? İsmiydi. Sümme nukile İsa ucu o verden nakledildi. İle hazil kulliyati. Bu kulliyata nakledildi. Kulliyatı ne oldu? Niye? Li münasebetin beynel menkuli vel menkulilihi. Çünkü menkul verdir. Menkulü ilehi kulliyat-ı hemsedir. Aralarında ne var? Münasebet var. Münasebet nedir? Adedir. O da 5, o da 5. Veyahut da münasebet mergubiyettir. Nasıl 5 yapraklı gül mergubdur, metlubdur, mehbubdur. Kulliyat-ı hemse de o kadar mergub, metlubdurlar. Oldu mu olmadı? Bu menkulde menkul anhadırız değil mi? Menkul olmamış. Hangisi? Beynel menkul. Evvel münasebetu. İlhadın. Li münasebet beynel menkuli vel menkuli. Ya tabi menkulu anhu. Doğru. Li münasebet beynel menkuli yani menkulu minhu. Menkulu anhu vel menkulu ili. Menkulu minhu nedir? Bak onu güzel söyledi. Şimdi burada menkulden. Menkul İsa uci lefsidir. Menkulu minhu veya anhu nedir? Veldir. Menkul-i ilahi nedir? Kulliyat-ı hemse münasebet var. Adede veya merhubiyette, mehbubiyette. Fe'ala hazır buna göre yakın teslim ettiğiniz şey bir ismi şebihi. Şimdi en son bunu ne?
zikreti insan zanneder ki bu diğerlerden nedir? Bu hepsine kıyla dedin niye? Çünkü kesin bir delil yok. Hiçbirinin kesin neyi yok. Ama en son bunu zikrettiğine göre anlaşılan o ki en zayıf nedir? Budur. Onun için dedi ve hazel veçhu meşhurun fi veçhi tesmiye tabihi. Her ne kadar en son ben bunu zikretmişim, bu en zayıf değil. Ve hazel veçhu meşhurun meşhurdur fi veçhi tesmiye tabihi. Kulliyat-ı kamsın tesmiyesi bihi isavcının lefsiyle isimlenmesinin meşhur veçhi gerekçesi nedir? Budur. Oldu mu? Peki kulliyat-ı kamsı niye beş tanedir? İleride de geliyor. Ve innema inhasseretil kulliyatu fil hamsi. Niye kulliyatlar beşte ne olmuşlar munhasır? Leannel kulliye. Çünkü kulli. İza nesebnahu ila ma tahtahu minel cüziyyati. Ne zaman ki biz kulliyi altındaki cüziyatlara nispet ettiğimiz zaman. Diğer insan altındaki Zeyd-i Amr Bekir'e nispet ettiğimiz zaman. Natık altındaki efradlara. Hayvan altındaki. Yani bunlar kulli değil mi? Kulli ne demek? Altında efradlar olan demek. Ha biz kulliyi altındaki cüziyatlara nispet ettiğimiz zaman. Lennel kulliye izan nesebnahu ila ma tahta minel cüziyyati fela yahlu. Ne halidi? O kulli halidir. İman yakını tamamı mahiyeti ha. O cüziyatların mahiyetinin tamamidir bu. Diyelim insan altında ne var? Zeyd. Zeyd nedir? Hayvanın natıkı. Zaten insan hayvanatı demek insan demek. Ev dahilen fiyat. Yahut o kulli o cüziyatlara dahildir. O cüziyatlara nedir? Yani o cüziyatları tarif ederken bakıyoruz bu kulli içindedir. Ev haricen anha. Yahut da bu kulli cüziyatlarda nedir? Haricdir. Ne tamamidir ne dahildir. Ayrı bir şeydir. Peki. Ya dahil tamam ya dahil ya haric. فَاِنْ كَانَ الْاَوَلَا اَجَرْ tamam olursa فَوَنْ نَوْعُ bu nevdir. Bir kısım buradan çıktı mı? Kulat-ı Hamse'den biri çıktı. Hangisidir? O ki cüziyatların tamamidir. وَاِنْ كَانَ السَّانِيَ اَجَرْ دَخِرْسَ hani cins ile fasıl ikiye bölünüyor ya فَوَنْ لَا يَخْلُوا مِنْ اَنْ يَكُنُ مَاقُلًا فِي جَوَابِ مَا هُوَا اَوْلَا ya ma huve cevabında gelir ya gelmez. Yani ma huve cevabında gelir. اَوْلَا o ma huve cevabında gelmez de اَيُشِنْ هُوَ فِي ذَاتِهِ cevabında gelir. Ya mahve cevabına gelir evla. El evvelu o ki mahve cevabına gelir el cinsu. Ve sani niye sani cevabı eyyüşin ve zati demedi? E zaten o ki dahildir o mahve cevabına gelmiyor. Zaten fesildir. Bundan başka bir kısım yok. Artık makul fi cevabı eyyüşin ve zati demeye gerek yok. Tamam mahiyet olursa nevdir. Dahil olursa cevabı mahvede gelirse cinsdir. Dahil olursa mahve cevabında gelmese eyyüşen ve fi cevabı da gelirse ne olur? Fasıl olur. İki üç. Ve in kana salis eğer haric olursa fela yakını mi en yakını makulun fi cevabı eyyüşen ve fi aradil khasi ya bu da khas aradın cevabında gelir. Mesela denir ki el insanu eyyüşen ve fi aradil khasi arad demek yani harici. Khas demek ona khas onun gerisine gelmez. Denir ki dahikun. Bak dahik insanın aradi mi? Aradimdir. Haricdir, haricdir. Hastır, has. Evla yahut da eyyüşin ve fi aradil hasi de gelmez. El evvelu el hasetu ikincisi nedir? Hasettir. O ki haricdir. Fi cevabı eyyüşin ve fi hasetihi yani aradil hasi de gelen nedir? Hasedir. Ve sani o ki haricdir cevabda gelmiyor. Ey yüşeyin ve fi aradil khasi cevabında başı müfasılda gelmiyordu. Mahu cevabında gelmez ama ey yüşeyin ve fi zati cevabına gelirdi. Şimdi aradul am ey yüşeyin ve fi aradil khasi cevabından gelmez. Yalnız başka bir şeyin cevabında da gelmez. Aradul am la yukalu fi cevabin eslen. Hiçbir cevabda ne huve ne mahuve ne ey yüşeyin hiçbir şeyin cevabında gelmez. وَسَانِي الْعَرَدُ الْعَمُ E bak kulliyat-ı kamsa niye beş aradır? Niye beşe mülhasır olmuş gerekçesi? E ya dahil, ya tamam mahiyet, ya dahil, ya hariç. Tamam mahiyet olursa ne olur? Dahil efi cevabı mahve olursa cinsi.
dahili fi cevabı ma huve değil de fi cevabı ey şeyin huve fi aradihi olursa, cevabı ey şeyin huve fi zati olursa fasıldır. Aridi haric olursa, ey şeyin huve fi aradil hasi bihi cevabına gelirse hasıdır. Cevabda ey şeyin huve fi aradi cevabına gelmese, hiçbir şeyin cevabında hiçbir cevabda gelmese o da nedir? Aradul am. Başka ne kaldı? Başka hiçbir şey yok. Kulliyatlar niye beşe münhasırdır? İlletinin gerekçesine ne ettik? Söyledi. Başımı İsa Hoca demek kulliyat-ı hemse. Hemen ne o cins fesil birinden başlaması lazım diye. O getirdiği neden başlıyor? Lefzden başlıyor. Lef bittikten sonra lesne aksamlarını yapıyor. Lesne aksamlarını bittikten sonra derardım taksimatı yapılıyor. Bunları bittikten sonra yeni kulliyat-ı hemseye ne ediyor? Başlıyor ve devam ediyor. Yeter mi? Sümellem makane o da dursun. Nefâkumullâhu nef'an mubînâ.